Zeki Uzundurkan çok fazla soru gitti Portekizli evet. Hoca'ya hem Türk medyasından hem İngiliz medyasından ki bu kadar büyük bir kariyer olunca eski de bir United Teknik Direktörü olunca çok da yoğun ilgi vardı hocanın basın toplantısına fazlasıyla anlaşılabilir bir şey. Ama sorulara hoca böyle çok net yanıtlar vermedi. Evet. Kaçındı ya da zaten belli bir tarzı vardır hocanın biraz neler bazen nüktedan bir tavır takılır. <laughs> Ama sorulara pek yanıt alamadık sanki. Alamadık. Yani Mourinho bence kendini toparlayamıyor. Yani e, dibi gördü, bir türlü uçağın burnunu havaya kaldıramıyor. Yani Fenerbahçe onun için tam ideal bir kulüptü aslında. Çünkü geçen yıl potansiyelli bir takım vardı. O, o bilinçle geldi zaten buraya. Hı hı. hani Tekrar küllerimden doğayım, tekrar yukarıya çıkayım. Ee, Avrupa'ya, Avrupa Futbolu'na hükmediğim düşüncesi hakimdi ama şimdi başaramadıkça tükenmişlik sendromu yaşıyor. Yani hoca e, zaman zaman sorulara nüktedan ya da alaycı ifadeler diyeyim. Çünkü hani e, basın mensubu sorar kardeşim gazeteci sorar. Geçen yılki takım nerede diye sorar. Hı hı. Geçen yılki takımın en son maçta da 56,5 milyon eurolu işte burada tek tek saymıştık aldıkları yıllık ücretle birlikte yedek kulübesine 56,5 milyonluk yatırım yapmışsın ama e, o oyuncular sahada değil. Bunu sorarlar. E, diğer taraftan e, takımın bu kadar kötü oynamasını ki Fenerbahçe geçen yıl izlemesek deriz ki ya Mourinho toparlıyor. E, bu işi başaracak ama Mourinho hep yerinde sayıyor. Geldiğinden beri artık Mourinho'nun hani işte bir zamana ihtiyacı var, uyum sürecidir. Ligi tanıma, takımı tanıma, hepsi bütün evrelerden geçti Mourinho. Mourinho şu anda e, şöyle yapıyor. Ben takımı hazırlıyorum. Kazanırsa kazanır, kazanamazsa da çok böyle kendimi yıpratacak halim yok. Ben işte kariyerimde 26 büyük kupa kazanmışım. Ben Mourinho'yum kardeşim. Oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz. Kendimi yıpratmam düşüncesinde hareket ediyor. Diğer taraftan da Manchester United maçı ile ilgili olarak da biz 11-11 bu maçı kazanamayız seyirciye de diyor. Yani Fenerbahçe taraftarı üzerine düşen her şeyi yapıyor zaten. Yani biz 12 kişi oynayalım yarın da ona göre hani bir şeyimiz olsun, gücümüz olsun. Biz 11-11 bu işi başaramayız. bu da doğru değil. bu bakış açısı da doğru doğru değil. Manchester'ı böyle bir dönemde yakalamışsın. Senin kariyer maçın, hani kariyer maçın derken şu anda e, ...tekrar konuşulacağın Rakibin bir maç. Rakibin eksiği var. En o işte, önemli oyuncusu tabii, yok. O, o Dediğim gibi o. Liste liste yazıyoruz. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Doğru. Meynu da en önemli, e, önemli 3-4 oyuncusundan biri. 70 milyon euro'luk bir oyuncu. Doğru. E, ve en kötü zamanında... ...geçen hafta zar zor kazandılar. Yoksa Denhak giderdi zaten. Belki bu maçtan sonra gider dediğiniz gibi. Olabilir. E, yani bu kadar... ...düşük enerjiyle konuşması... Zaman zaman alaycı ifadeler kullanması hiç hoş değil.